Huzurlarınızda Bursa'nın efendisi, tüm yeşillerin sultanı, cehennemin bir numaralı soytarısı, tüm birimlerin para babası, Mamun, hırsın kralı! Merhaba bücürler! Benim minik kancıklarım bugün nasılmış? Bombop hayatınızda göreceğiniz en harika gösteri için hazır olun bakalım! Evet, bu akşam hep beraber ortalığın amına koyacağız. Ama önce siz piç kurularından hanginiz bir gün benim gibi büyük bir soytarı olmak ister? Ben isterim! Ben isterim! Öyleyse sizlere yıllık olarak yapacağım palyaço yarışmasını duyurmaktan mutluluk duyarım. Bilirsiniz, şu aptal güzellik yarışmaları gibi. Ama palyaçolu, yani çok daha iyi. Tüm bu hevesli genç palyaçolara benimle çalışma fırsatı. Mamun'la. Benim yeni marka yüzüm olabilmeleri için. Onca yeteneği sömürmekten çok keyif alacağım. Yani izlemekten keyif alacağım demek istemiştim. Ayrıca eğer kadınsanız hayallerinizden şimdiden vazgeçin. Çünkü doğruya doğru. Kadınlar şakadan anlamaz. Neyse. Planım yeni marka yüzümü bulabilmek. Evet. Adam gibi şeylerle gelin yani. Kazanan kişi hiç sahip olmadığım oğlum gibi olacak. Ben de işime geldikçe sevgi gösteren bir üvey baba olacağım. Vay be. Sizden bir beslenme çantası yaparım, bir oyuncak yaparım. Ya da bir çizgi film belki. Hatta bir seks robotunuzu bile yapabilirim. Ne bileyim. Yani para kazandıracaksa olur tabii. Ama bu tuhaf değil. Tuhaf senin anandır sapık herif. Ayrıca buna sömürme derseniz de siktirin gidin. Bu sömürmek değil ki oğlum bir kere. Eğer öyle düşünen varsa tam bir yarak kafalı. Neyse palyaçolar. Söylemeden edemeyeceğim. Gereğinden fazla palyaço vardı. O yarışmayı kesinlikle kazanmam gerek. Onunla çalışmanın ne kadar harika bir şey olabileceğini düşünebiliyor musun? Ne anlamı var ki? İblis sirkimizin yıldızı olmak yetmiyor mu? Çoğu kişi zaten kim olduğunu biliyor ve sikik bir maskot gibi Mamun için çalışmana gerek yok. Mesele o değil ki. Asıl olay idolümle çalışabilmekte. Birilerine sahneye çıkma fırsatı veriyor olması hoşuma gitti. Ne kadar ilham verici. Yani kişiden kişiye değişir herhalde. Tüm birikimimizi aşırı abartılmış bir reklam için harcamamıza ve üstüne sahneye sıçıp kustuktan sonra bize palyaçolarla saldırmasına değer miydi bilemiyorum. Hepsine değdi. Litsa... Sence gerçekten çok çalışırsam kazanabilir miyim? Bence eğer birisi her şeyin palyaço maskotu olacaksa bu kesinlikle sensin Fizz. Ha siktir, bu Fizz'a Rolly. Ah oğlum sen harikasın. Aa selam, çok sağ ol. Teşekkür ederim. Wow, pekala. Gösterilerini izledikten sonra ben de palyaço olmaya karar verdim. Bunda çok iyiyim. Sen soyunma odamıza girmeye çalışan eleman değil misin ya? Aklımda muhteşem bir performans fikri var. Hem sen de ününe ün katarsın. Hayal et. Sen ve ben ıslak ve çıplaz. Küvette deliler hey, gibi. Hey şaka mısın lan sen? Siktir git şuradan. Ben palyaçoyla konuşuyorum götlek. Üzgünüm Fizz'i. Normalde bu kadar sert değilimdir cidden. Sadece bütün hayatım boyunca bunun gibi bir fırsat bekledim. Senin ünün ve benim keşfedilmemiş yeteneğim sayesinde eminim bana ki... Bana bak lan çünkü bok. Kaybol yoksa o dişlerini yediririm sana. Fizz gitmemi istemiyorsun değil mi? Hadi ona istemediğini söyle. Ben gitmemiz gerek. Yine de sağ ol. Fizz! Fizz Arroli! Öyle olsun. Siktir git. Sen çok mu iyisin sanki egoist piç? Gösterinde sikime benziyordu zaten. Oha be Fizz. Hayranların tam bir felaket. Peki ya gösterilerim gerçekten kötüyse? Ya yeterince iyi değilsem? Hey sakın götün tekinin kafana girmesine izin verme. Bence yeterince iyisin. Ama kusursuz olmalıyım. Olmalı mısın? Kendimi geliştirmeye devam etmeliyim. Böylece belki kim bilir bir gün onun gibi biri... Bendeniz Mamun. Ve işte karşınızda en yeni ürünümüz... Fizz'i. Her şey için bir Fizz'imiz var. Karşınızda yumuşak peluş Fizz'i, itfaiyeci Fizz'i, terapist Fizz'i, sırada bekleyen Fizz'i, doktor Fizz'i, her kanser tespit ettiğinde ötüyor, obez Fizz'i, cılız Fizz'i, say say bitmiyor. Onları sikecekseniz de durmayın.
Çocuklar için fiziler, ergenler için fiziler ve siz sıkışan sapıklar için fiziler. Hepsi burada. Yepyeni maskotumun kopyaları. Fizi! Aynen öyle. Şimdi satın alın. Hemen! Ha siktir. Mumun bunu görmemeli. Ozi, fonotenimi gördün mü? Şu saçma sapan yarışmaya 10 yıldır katılıyorsun kurbişim. Ve her seferinde kazanıyorsun. Neden her seferinde gerildiğini anlamıyorum. Mumunu gururlandırmak istiyorum, tamam mı? O palyaçoluk sanatına çok değer veriyor. Mükemmel olmasını bekliyor. O yüzden mükemmel olmalıyım. Fizz, mükemmel değilsin ki. Kimse değil. Peki ya bu sefer arkana yaslanıp gösteriyi izlemeye ne dersin? Dinlenmek senin de hakkın. Ya da bir tatil. Hem biraz sapıklardan da uzaklaşmış olursun, fena mı olur? O dediğin şey benim tam zamanlı işim Şapşik. Sadece fazla mesai yapıyorum. Ayrıca ben bunu yapmak zorundayım. Şöyle izah edeyim. Mamu'nun peşine taktığı sapıklar hiç hoşuma gitmiyor, anladın mı beni? Üstüne bir de onun için senin seks oyuncaklarını tasarlamak beni rahatsız ediyor. Bence sen de aynısını hissediyorsun. Boş versene, kendi ağzınla dedin, oyuncak işte. Bak Oz, ben iyiyim. Mamu'nla çalışmak benim için çok değerli. Adam 5 yaşımdan beri idolüm, öylece yarışmayı bırakamam. Onu yarı yolda bırakmış olurum. Ve hayranlarımı da öyle. Mamu'nun ağzına sikim girsin. Ve boğazında kalsın. Fizz, o herifi cehennemin başından beri tanırım. Ve o yavşağın tekidir. Hep öyleydi. Artık palyaçoluk bile yapmıyor. Ah. Sadece birilerinin takdiri için bu kadar uğraşmanı istemiyorum kuzum. Bazen kahramanlar da gönül kırar. Biliyorum Oz. Ama bu benim için. Kaybetmek istemiyorum. Alo. Fizz'in eski kankası, sonra ise düşmanı, şu sıralar kahramanı, şimdi ise tekrar görüştüğü dostu Blitz'i aramıştım da. Kulağa biraz garip geliyor ama evet benim. Ben Asmodeus. Ha siktir şehvet kralıydı değil mi ya? Beni hafta sonunda aramanızın bir sebebi var mı günah lordu? Yani hazretleri, soylu dev adam. Yıllar boyunca Fizz'in kafasının içinde dönüp durdun. Bu yüzden fikirlerine değer verdiğini düşünüyor. Yani genelde daha güçlü fikirlere sahip olan bendim. Mesela bir keresinde bana hokkabazlığın ne kadar havalı olduğundan bahsediyordu. Bana sorarsan sadece birazcık havalı. Dinle. Hırsta her yıl yapılan şu yarışmaya kafayı takmış durumda. Hah, fiziğine şaşırtmıyor. Ne düşünüyordum da belki... Onu bunun bir zaman kaybı olduğuna ikna etmeme yardım edebilirsin. Ne? Niye ki? Zaten hep kazanmıyor. Çünkü Mamu'nun bencil, manipülatif bir orospu çocuğu. Ve Fizz... Ona bunu söylememe rağmen beni dinlemiyor bile. Özel yeteneklerim hiçbir şeyi siklemeden adam öldürmek ve birilerinin kusurlarını yüzlerine vurmaktan ibaret. Kabul, beni de sayın. Vay be, kalabalık önüne çıkmayalı yıllar olmuştu. Neden burada olduğunu hatırlatır mısın? Şey, onu ben davet ettim. Koruma için, ekstra güvenlik. Hayranlarını bilirsin. Seninle olamayacağım için benden sonraki en iyi seçenek olduğunu düşündüm. Senden sonra en iyisi mi? Seni ben koruyamadığım zaman o korumuştu, değil mi? Ona güvenim tam. Yemezler canım. Aynı eski günlerdeki gibi. Kimsenin sana yaklaşmasına izin vermeyeceğim. Buna sen de dahil misin? Bakın kim gelmiş. Işıltılı ve parlak marka yüzüm nasılmış bakalım? Bu yılın da kazanan olmaya hazır mısın? Ha? Doğuştan hazırım efendim. Güzel. Çünkü biliyorsun, rakiplerini gördüm. Ve amma da sağlamlar oğlum. Bu yıl işin daha zor gibi ama önce şu duruşunu bir düzelt bakayım. Ya bu göt göbek nasıl salmışsan önü de alınamamış. Biraz diyet yapacaksın artık. Bu saatten sonra fiziler üstünde değişiklik de yapamayız. Kürdan gibi olmaları lazım. Ah evet efendim, elbette. Merak etmeyin sakın. Ne? Oo, yanında getirdiğim bu kıçı kırık da kim oluyor böyle ha? Hey selam, tanıştığıma memnun oldum. Ben senin o gösteri dediğin siktiri boktan saçmalattığın birikimini harcadıktan sonra senin o pis niyetini anlamış kişi oluyorum. Bu arada emeğine sağlık. Onu boş verin efendim, boş şey. O hep böyledir. Kendini komik sanıyor. Gücendim.
Ya tabii öyledir. Çok konuşma lan sen, kemçük ağızlı. Şeytanın bacağını kır. Ve gülümsemeyi sakın unutma Pizzaroli. Sonuçta izleyiciler senin gülümsemeni görmek istiyor. Vay amına koyayım, eleman tam bir pislikmiş. Bana bak Blitz, o seni neden buraya getirdi bilmiyorum ama en azından patronumu terslemezsen olmaz mı? Bu işe ihtiyacım var. Neden? Dünyanın en iyi para babasına sahip değil misin? İhtiyacım var işte, tamam mı? Sadece nefes al ve gülümse. Seni seviyoruz biz. Seni seviyoruz. Tekrar kazanmaya hazır mısın biz? Yani övünmek gibi olmasın ama sizi temin ederim ki performansım tahmin edebileceğiniz üzere... Bok gibi. Ay ne güzel, siz kızlarda mı yarışıyorsunuz, iyiymiş. Çok konuşma derim tipsiz ucube. Aynen, konuşmaya değil kazanmaya geldik. Vay be, işte rekabetçi ruhu diye buna derim. Sanki ne düşündün, çok da umrumuzda pizza. Loli. Bunu ben söyleyecektim. Hızlı olsaydın o zaman. Kaşar. Uyuşuk amcık. Ya bir şey diyeceğim, bakıyorum da siz ikiniz şu aptal aynı olayınızı bile beceremiyorsunuz. Hiç sevimli değil. Olmasına gerek yok. Enerjimizi gösterimize yoğunlaştırıyoruz. Ve mamanın gözdesi olmaya. Peki o zaman sahnede görüşürüz ve en iyi palyaço kazanacağız. Baksana Fizz, doğrusunu söylemek gerekirse bu yarışma Sikim'de bile değildi. Ama biraz hatırım varsa ez geç şu sürçükleri. Bomba gibi performanslarla karşınızdayız millet. Soytarımız yine galip mi gelecek yoksa tahtı başkasına mı kaptıracak? Gösteri eğlenceli dolu, sahnede yılların şampiyonu. Bu da ne? İkizler ipte şu anda, alev alev yanmakta. Artık puan. Heyecan dorukta. İki turta sizce ne olur? Bu da ne? Biz tam bir çatta. Kurtarları indirdim mideye. Ama doymadı asla zafere. Artık puan bitmek üzere. Baba balon şişiriyor Fizz. İzleyici siz ne dersiniz? Sevinmedi ikizler geldi. Hasettiler ve zafer peşindeler. İşte şimdi bu oldukça zorladı Fizzaroli'yi. Ve şimdi ise hadi şaklaman finalistlerimize bir bakalım. Bana bir gurur ve neşe olan, hiç sahip olmadığım pazarlanabilir oğlum, Pizzaroli. Evet. Ve önceden söylediklerimi tekrar düşünmemi sağlayıp beni şaşırtan kadın performansı, Glam kardeşler. Şimdi ise finalistlerimiz hayranlarıyla tanışacak. Alayım bakayım canlarım, para peşin, kırmızı meşrin. Mamun, ben sanırım şu an hayranlarla konuşmak için pek davamda değilim. Sence de bu seferlik es geçsem olmaz mı? Tabii olmaz be. Ben sadece bunun için gerçekten... Aa oğlum Fizz, hadi ama. Hayranların için bunu yaparsın lan. Baksana, seninle tanışmak için can atıyorlar. O küçük Fizz'i suratını görmek için. İyi bir izlenim bırakmalısın oğlum. Ne kadar iyi izlenim bırakırsan, o kadar çok seni eve götürüp sikmek isterler. Bunu istemez misin Fizz? Sikiş! Yani ben aslında... Hayır, pek de sayılmaz. Fizz'i... Yok, sana yalan söyleyemem. Bunu ben istiyorum. Yani hadi ya, bunu benim için yapıver, olmaz mı ne olur? Peki, efendim? Ay sen var ya, harika bir şeysin Fizz'i. Seni sikmek isteyecekler, tıpkı şu an kalbimdeki zevk sikişin gibi. Şimdi ağız götünü kaldır da git gururlandır beni seni şöpçük küçük koncuk. Yuh Fizz, senle nasıl konuşuyor böyle? Yoksa benim bilmediğim gizli bir fetişin mi var? O böyle birisi. Oğlum var ya, bunları bana diyecektik. Ben iyiyim. Ne haber millet, nerelisiniz? Oho, şehvet halkası severiz tabii. İhtilam diyarı, cehennemin eczane deposu. Vay, öfken bul. Memnun oldum ortak. Şivelerden anlamam. Neyse. Tanıştığımıza memnun oldum. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim.
büyük finali sakın ama sakın kaçırmayın. Yo! Yo! Kodumun palavracısı. Anlayamadım. Gösterilerinin hepsi boktan. Her zaman öyleydi. Ama şimdi ukala yüzünü her yerde ve her şeyin üstünde görmek zorundayım. Ve konuyla ilgili her şeyi blogumdan okuyabilirsiniz. Fizi sikiyim ama seksi anlamda değil. forum.com.org.tr Evet, her neyse millet. Artık bir palyaço bile değilsin lan. Yaptığın tek şey şu pahalı genel evde çalışıp durmak. Ve sonra da her yıl buraya gelip hiçbir şey değişmemiş gibi bize aynı boku izletiyorsun. O kafanın içinde bir tane bile özgün fikrin yok mu senin? Sen ve ürünlerin beş para etmezsiniz. Robotların beni doğru düzgün boşaltamıyor bile. Ne? Hala benimle konuşamayacak kadar iyi olduğunu mu düşünüyorsun? Hala bu herife arkanı mı kollattırıyorsun? Zavallının tekisin. Beni dinlemeyecek kadar kendini beğenmeseydin birlikte harikalar yaratabilirdik bizi. Eğer o amcık ağzından tek bir kelime daha çıkarsa tüm bu veletlerin önünde beynini dağıtırım senin, anladın mı? Senin ne işin bitmedi, Fezzeroli. Hey, dur bakalım, iyi misin? Aga, ne oldu? Sen iyi misin Fizz? Evet evet, ben iyiyim. Hatta harika hissediyorum. Bak ne diyeceğim. Hatunlar senden önce sahneye çıksın. Kendine gelmen için sana biraz zamanın olsun. Kendine gel Fizz'i. Sen bir efsanesin. Sen bir efsanesin. Aman akadım. Ay sikiyim. Yine aklına girdi değil mi o herif? Bak, bunu yapmak zorunda. Hayır Blitz, bunu yapmak zorundayım. Hadi ama Fizz, bu saçmalık. Bu şaklabanlık olayı bu kadar önemli değil. Ama bu iş öyle. Yoksa her şeyi mi? Kaybedersin. Bak çok ciddiyim. O herif götün teki ve seni sadece çıkarları için kullanıyor. Sen sempatik birisin ve o herif tam bir sikkırı. Hayır değil, o sadece beni daha da iyi yapmaya çalışıyor. Tamam da ne için? Aşık oldum, bizim kafa kaçar. İkili bela, bak seni kaptı. Ola şu, vergi ver bize. Sefalet sürsün diye. Satıp bedenimi refah veririm ben de. Yalnız mısın tatlım, hemen ara. Pek mutlu edemez para, ama açılır tüm kapılar. Derdim yüzeylence. İstediğin zaman söyle. Kulum köpeğim, o kaşırım ben seni de. Palyaço piç, otur izle piç, zafer bizde piç, duydun mu bak, odun kapar, otur izle piç. Tamam biz, yapabilirsin. Yapabilirsin, bunu yapabilirsin. Sen iyisin, yakında sahne alacaksın, sorun yok. Hayır, 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 şimdi olmaz, hayır. Sakin ol. Toparlan Fizz. Sen iyisin. İyi olmak zorundasın. Fizz, sen iyi misin? Neden herkes bana bunu sorup duruyor ki? Ben gayet iyiyim. Sadece hazırlanmaya ihtiyacım var. Kurbişim. Gerçekten ben iyiyim. Bana bir dakika ver. İyi falan değilsin. Titriyorsun. Oz, final için sahne almak üzereyim. Hazırlanmak için zamana ihtiyacım var. Fizz, hadi ama. Seninle konuşmaya çalışıyorum. Kendini zorlayamaz. Oz, bunu yapmak zorundayım. Bu işte ne kadar iyi olduğumu kanıtlamak için son şansım olabilir. Mesele mamun değil. Bunu başarmak istiyorum. Ben iyiyim.
Sadece daha iyi olmalıyım. Kusursuz bir şovmen olman gerektiğini düşünüyorsun ama bunun tek sebebi Mamu'nun sürekli bu imajı sana yüklemesi. Ama sahip olduğum bütün her şeyi Mamu'na borçluyum. Böyle bir hayata ve şöhrete sahibim. Sana sahibim. Eğer Mamu'nun olmasaydı belki de bunların hiçbiri... Ben bunu yapmak zorundayım. Fizi. Kaybetmek istemiyorum. Çünkü eğer bunu kaybedersem seni de kaybederim. Beni nasıl kaybedebilirsin ki? Hadi ama kurbişim. Benimle olmanın tek sebebi en iyi halimde olmam. Bir günah kralıyla çalışmaya anca değerim. Çünkü ben aslında buyum. Bunlar olmadan ben bir hiçim. Ve beni buraya Mamun getirdi. Her şeyimi ona borçluyum. Fizz. Mamun bir sikim yapmadı. Sen zaten böyleydin. Ve ne olursa olsun böyle olacaktın. Tanıdığım en ilham verici iblissin ve seninle tanışmak başıma gelen en güzel şeydi. Yaratıcılığına, tavrına, çevikliğine hepsine hayranım. Ve yaşayan en şeker şeysin bebişim. Ayrıca sen Mamun'dan çok daha iyi bir palyaçosun kurbişim. Ve bu asla tartışılamaz. Bu söyledikleri gerçekten etkileyici. Ben seni çok seviyorum Ozzy. Ve ben de seni seviyorum Fizaroli. Bu saçmalığı kazansan da kazanmasan da seviyorum. Yani zaten bütün zamanımı panik atak geçirerek harcadım. Boynuzun gülüşün çarpık bir soytarısın adeta. Bir gün ağla. Ve bir daha sakın bana kazanacağım diye uzatma. Oh oh oh. Karmaşıksın ve ben de öyleyim. Yo yo yo. Hiçbir şeyi sana asla değişmezdim. Ben ne harcıyorsun tüm vaktini? Benim vaktim bol kurbişim. Olamayacağım, o kadar şey var ki. Yok artık be. Hiç görememişsin. Ne görememişsin. Oh oh. Bozuk plak gibi sakın kapatma o dudaklarını. Ne yapacaksın dudaklarımla? Oh oh, böyle şans mı olur? Benim o çarpık kalbim fırladı sanki. Benim o çarpık kalbim zıpladı sanki. Bırak. Yiyorsa şimdi dinleme yavşak. Yani gerçek bir çiftsiniz. Tebrik ederim kodumun iki yüzlüleri. Merak etmeyin millet. Eminim ki Fizaroli birazdan performansıyla ortalığın amına koyacak. Bütün vaktimi sana adadım. Her parçam senindi ama o devir bitti. Altında çok kez ezildim. Ben değildim ki ben himayen altındayken. Şimdi ise dünyanın tepesindeyim. Sürtükleri yeneceğim. Hep bunu yaptım ve kazandım. Var hayranım, sapıklarım. Azmederek kurtuldum zincirlerimden. Tek tek yalla. Tüm bu gözlerim sana yalla. Çiçekten saçtım etrafa elveda. Söyleyeceğim gözüne soka soka yalla.
zengin şarkıymış bak. Ne sikim anlatıyor kim bilir. Senden bahsediyor ha? He? Baktım bir bolka. Hey balktan alsam da. Harcadım kendimi şöhret için hepsi. Resmen kullandın beni. Yeti artık dayanamam. Arayıp durma açmayacağım. Bu son defa söyleyecek tek bir şeyim var sana. Yalla. Keşke önce deseydim yalla. Kesip atmayı istedim o başını. Yalla kıçımı. Hep her gün aynı yere koşuşturmak. Her şey içine asarak tüm o zevkten uzak. Eyvah patok kısacak bana katılıyorsan. Hadi ayaktan kalk. Bunu görmezden gelirim mi sandın? En büyük hatasıydı bu hayatının. Olmayacağım bir daha bu yerde madara. Gerekirse giderim birkaç kat daha aşağı. Yalan. Tüm bu gazdan yoksun sana. Seni pişan atar. Çok teşekkür ederim. Sahneye çıkmak hayatımın en güzel heyecanlarından biri olmuştu. Ve size son bir gösteri sunabildiğim için çok mutluyum. Çünkü artık... bırakıyorum. Ne? Bırakmak mı? Senin peş para etmez zavallı. Ne demek bırakıyorum? Aynen öyle. Doğru duydun. Bırakıyorum. Selametle aga. Ah, sikik orospu çocuğu. Senin ankör bok parçası it oğlu it. Sana vermediğim şey kalmadı lan. Neredeyse benim kopyamdın. Seni istemediğim oğlum gibi büyütmedim mi ben? Siktirip gitsen iyi olur Mamun. Siktir. Bakın kimler kahramanlık taslamaya başlamış. Ne dediğine dikkat etsen iyi olur Oz. Küçük sırrının yayılmasını istemeyiz öyle değil mi? Artık hiç umurumda değil. Oz. Çünkü eğer bırakmaya kalkarsa bunu buradaki herkese söylemekten çekinmem. Neyi? Onu sevdiğimi mi? Seviyorum işte lan ne olmuş? Au. Nice. Vay be puşta bak sen. Bunu açıkladığına pişman olacaksın oğul. Yani biz mi kazandık? Kim sikiyor? Palyaço piç. Otur izle piç. Zafer bizde piç. Duydun mu bak? Odun kapat. Otur izle piç. Daha da acıyorum böyle özel günlerde. Bir ödül istiyorum.
istiyorsan pastanın sonunu bekle. Parayı veren çalar beni, aşkı kim takar ki? Komuk keller cebe, hadi karşında palyaço bir. Palyaço piç, bir palyaço bir. Otur işte piç, otur işte piç. Durdun mu be, oldu kapa. Otur izle.